Ankara 12 bölge. Hesap ettiğiniz zaman bu hani 1587 çıkmış ya, bunun üzerinde test pozitif hasta var Ankara'da. Keza bakıyorsunuz İzmir'den günde ortalama 400 ile 500 arasında testi pozitif olan yeni hasta çıkıyor. Bakarsanız Batman Tayyip Odası Başkanı 3 gün önce günlük ortalama 600 civarında yeni hastamız var dedi. Diyarbakır 300, Urfa 300-400 arası. Bunları hesap ettiğiniz zaman, bu gelen bilgileri hesap ettiğiniz zaman gerçekten bakalım o sayılarda bir sıkıntı var gibi geliyor bize. İş yine dönüyor dolaşıyor, şeffaflığa geliyor hocam. Ben tabii ki. Şunu sormak isterim. Şimdi bu birinci dalganın ikinci piki demeye devam mı edeceğiz bu rakamlara hocam? Tabii ki. Pik hızlı bir şekilde gidiyor ama arada bir fark var. Bu birinci pikteyken, birinci pik çıkarken hükümet evde kal diyordu. Evde kaldı, hayat evde güzeldir falan gibi sloganlar bulmuştu. Şimdi ucuz kredi verip insanları tatile yollamaya çalışıyor. Bu da 1 Haziran'da alınan kararların ne kadar toplum sağlığı, halk sağlığını değil de ekonomik çıkarları ve siyasi çıkarları gözettiğini ortaya koyuyor. Belki de turizm sezonu kapandıktan sonra yeni tedbirler gelir hocam. Vallahi şimdi bilmiyorum da bir tek şey söyleyebilirim. Şu duruma baktığınız zaman bir kere bilimsel danışma kurulu var Sağlık Bakanlığı'nın. Ben onların ne söylediğini merak ediyorum. Yani bilim kurulu olarak bir şey söylüyorlar mı söylemiyorlar mı onu bilmiyorum. Ama bir şeyler söylemeleri gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Sağlık Bakanlığı'na bir takım önerilerde bulunmak zorundalar. Ama Türk Tabipleri Birliği olarak şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'de toplumsal hareketliliğin bir an önce yavaşlatılması gerekiyor. Bu hızla devam ederse önümüz Eylül-Ekim aylarında biliyorsunuz influenza geliyor, yani grip salgını gelecek. Üst üste bindiği zaman gerçekten Türkiye'de hem sağlık çalışanlarını hem de halkı bekleyen ciddi sorunlar ortaya çıkacak.